Bugün Niğde Pazarı'nda gelen akaryakıt zamlarıyla alakalı pazarcılara sorularımızı yönelteceğiz. Bakalım zamlar onları nasıl vurdu? Gelin hep birlikte öğrenelim. Akaryakıta zam geldi. Bu zamlar sizi nasıl vurdu? Akaryakıttan dolayı bu çiftçiler olsun, şeyler olsun, taşıyıcılar olsun, bu zamlı olduğu için bu fiyatlar yükseldi gitti yani. Zamlar akaryakıt, evet, zamlandı. Bizi nasıl vurdu? Aşağıya gidip mal getiren arkadaşlarımız haliyle daha pahalıya gidip geliyorlar. Onu da mecbur orada burada yansıtıyor. Ha, bize fazla yansıyabilir, yansımayabilir. Alıcıya yansır. Çünkü ben mecbur 1 lira 2 lira ya akaryakıt farkını koyacağım getirdiğim mala. Ben değil de arkadaşlarım. Ben kendi ürünümü satıyorum. O da halka yansıyor yani. Burada halka oluyor olan. Bize hani aracıya pek o kadar olmaz. Ama halka olur. Çünkü 10 liraysa otomatikman 12 lira olur, 15 olur. Burada halk akaryakıttan en büyük etkilenen halkımızdır, tüketicidir. Temel ihtiyaçlardan birisi akaryakıta gelen zamlar A'dan Z'ye her şeyi vurdu. Çiftçi zor durumda, üretici zor durumda, burada esnaf zor durumda. 10 liralık aldığın malı otomatikman 4 lira 5 lira masraf biner akaryakıt olarak. Ya bilimum bir elimiz büküyor konu bu akaryakıta gelen. Koya düzelecekti, akaryakıt 15 liraya 13 liraya düşecekti. Bundan sonra olsun bari gelmesin ki millet şeysin ya, emeklisi zor durumda, köylüsü zor durumda, esnafı zor durumda. Bu nasıl yapacağız? Ne yapacağız biz böyle ya? Gerçekten gidişat çok kötü. Gidişat kötü, çok kötü. Reisten umudumuz vardı, ondan da umudumuzu kestik. Reisten de umudumuzu kestik artık. Vatandaş kendi haline düştü, kendi düzenimize düştük. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Sattığınız ürünlerden kar elde edebiliyor musunuz? Ablacığım %10, %15 kar marjımız var. Zarar ediyoruz artık bir de. Kar marjımız masrafa gidiyor. Ha. Düştü. Masrafımız ağır, kalkamıyoruz altından. Yakıt bu keza. Bir poşete gücümüz yetmez oldu. Asgari ücretin ben esnafım. 40 yıllık esnafım. Asgari ücretin aldığı maaştan aylık ben poşete fazla para veriyorum. 13-14 bin lira bir poşete para veriyorum. 40-50 bin lira yakıta veriyoruz. Çıkamıyoruz içinden. Ha, gidişat kötü. Gidişat kötü. Allah halkımıza yardım olsun. Pazarcılar mesela sıkıntı yok. Yine satıyor ama pahalı satıyor. Mesela 10 liraysa 15'e satmak zorunda kalıyor. O da tüketiciye zor duruma düşüyor. Tüketici alım gücü kesiliyor. Yani milletin tüketicinin hali zor şu anda. Ayı getiremiyor. Aldığı paranın asgari ücretine ya da emekli adam ayın sonunu nasıl getireceğimi düşünemiyor yani. Kirayı mı versin, doğalgaza mı versin, elektriğe mi versin, gıdaya mı versin? Zaten gıdaya götürüyor işi. Sıkıntı orada bitiyor. Bir şey alamıyorum ki. Bir kilo dolması olmuş 30 lira, 25 lira. Yani hayat çok pahalı. Böyle bir zam gördük mü biz ömrümüzde? Cumhuriyet tarihinin en şiddetli zammı. Cumhuriyet böyle bir zam görmedi, böyle bir şey görmedi. Alabiliyor musunuz? Sadece fiyatlara bakıp geçiyor musunuz? Alacaksın. Kalampara şu. 30 yıllık öğretmenim ben. Kalamparam bu şu anda. 35 yıllık öğretmenim şu an. Şu param kaldı. Alamıyorum kuzum. Benzine zam, meyveye zam. Benzine zam, yolcuya zam. Benzine zam, hayatımıza zam, poşete zam, her şeyimiz bitti. Bunu biz üretici hak ettiğini anlıyor. Yakında herkes kesecek ağaçlarını. Evet, kirazı duydun değil mi? Darboğaz'daki kirazın halini. Aynen biz de öyle. 7,5'a kiraz veriyor adam. Bozan yok. Dün gittim günahını çekeyim bak ben sana. Adam işte orada da şahit. Ablamla gittik. Kirazını gösterdi. Başında kaldı dedi. Bahçenin hesapladığım zaman kar etmiyorum. Bahçenin giderini hesapladığımız zaman kar etmiyoruz. Anca dengine dengine geliyor bak. Soğuk vurdu meyveleri. Ne yapacağım? Bir kirazımız da vardı, bir de armudumuz da var. 15 milyar para harcadık. 1 milyar 200 lira kübrenin torbası. Bir tane mücadele etmeye 750 lira. Tankerine beraber 1 milyara çıkıyor. Nasıl kar edeceğim kızım? Biz fiyatları müşteriye yansıtamıyoruz da hükümet bize yansıtıyor. Biz zam gelmeden önce de salatalığı 15'e satıyorduk. Şimdi de 15'e satıyoruz. Müşteri geliyor bize ağlıyor, sızlanıyor. Niye zam var böyle ıvır zıvır diye. Asıl ağlamaları gereken hükümet. Onu eleştiren yok. Bir Allah'ın kulu da çıkıp da bu niye böyle zamlı, niye bu kadar zam yapıyorsunuz demiyor. Peki. Kimseyi görmedik diyene. Hani kimi göster? Bu zamlara niye tepki göstermezsiniz? Niye bir hakkınızı savunmazsınız? Siz nasıl bir vatandaşsınız? Geliyorsunuz bir kilo salatalık alamayım. Niye? Niye zam pahalı? Ya pahalıyı biz yapmıyoruz ki. Hükümet yapıyor, hükümete bir şey söyleyen yok.
zam. Akşamdan sabaha 30 kere mi zam gelir ya? Bu ne ya? Biz vatandaş değil miyiz? Bizim hiç mi tatil yapmaya hakkımız yok? Bir yavan ekmeği mi talih mi diyelim? Söyleyin. Niye çıkıp da bir çocuk tepki göstermezsiniz? Halk olarak. Ne bakıyorsunuz? Çıkın da bir tepki gösterin. Halk olaraktan. Bu zamlar neyin nesi diye. Anladınız mı?